Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine muhteşem bir içerikle karşınızdayım. Hatırlarsanız bundan bir ay önce mi, dört ay önce mi artık ne zamansa bir TikTok yaşam ileri adı altında bir video çekiyorduk. Yani kanalımızın kuruluşu bu videoya bağlı. Evet, TikTok yaşam ileriyle bağlı. Dedim ki yine böyle muhteşem TikTok yaşam ileriyle ilgili bir videolar buldum, tamam mı? 4-5 tane. Onları çekeyim dedim. Evet dostlar, var ya birbirinden güzel gerçekten ama birkaç tanesi boş gerçekten. Yapar mısınız yapmaz mısınız bilmiyorum ama ben ilk boşundan başlayıp dolusuna doğru şöyle bir yol alacağım. Gençler bu arada kıyafetim nasıl? Hep soruyordunuz aldığım yer. Hani öyle reklamın oluyor ya, mesela atıyorum birisi reklam verecek. Onun dışına çıktım bilmiyorum ama anlatasım geldi. Anlatmak istiyorum, lütfen kesmeyelim. Moralim bozuldu, anlatmıyorum. Neyse, onun dışına çıkmayalım. Siz zaten benim ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Millet sormaz ama o çok sorduğunu falan filan diye reklam yapar işte. Evet. Öyle yerlerden alın reklamı. Neyse abi, konu dışına çıkmıyoruz. Bayağı bir saçmaladık. Abi dilerseniz var ya, ilk baş şöyle en boşundan başlayalım. Ama bu göstermiş olduğum var ya, yani kullanır mısınız, kullanmaz mısınız hiç emin değilim, bilmiyorum. Dilerseniz öncelikle videomuzu izleyelim ve sonra uygulamaya geçelim. Şimdiki efendim, şöyle telefonumuzu aldık, tamam mı? Şimdi, evet, şu an izliyoruz. Şimdi, bir dakika. Şimdi normalde hani yara bandını normal bantlarsınız ya. Burada diyor ki hemşerim diyor, normal bantlama diyor, böyle kes diyor, ondan sonra yapıştır diyor. Şimdi izleyelim. Evet. Evet. Yapar mısınız? Bilmiyorum ama ya işte deneyeceğiz, göreceğiz. Zaten basit bir şey demiş olduğum gibi, bir de boşa benziyor zaten. Boş. Bu gerçi bilmiyorum ya. Daha önce denemedim, sadece izledim. Bunun olayı daha iyi yapışsın, tamam mı? Böyle acısını falan dindirmez. Bunun olayı daha iyi yapışsın. Böyle sizi daha da rahat ettirsin amaçlı, yani böyle daha iyi yapışsın gibi bir şey herhalde. Pek anlamadım da benim anladığım bu. Yani daha iyi yapışması için böyle çaprazlama bir şekilde yapıyor. Böylelikle daha iyi yapışıyor veya mesela bastırmadan daha da iyi yapıştırabilirsiniz. Yani normalde bir yerine böyle sararsınız, bastırabilirsiniz, yaranızı acıtabilirsiniz ama bundan nazik bir şekilde yavaşça yapıştırıp daha kuvvetli bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Telaffuz ettim mi bilmiyorum ama işte bunun olayı budur abi. O yüzden hiç laf uzatmadan denemek istiyorum. Bir tane ne lazım? Yara bandı lazım. Yara bandı için ne lazım? Yara lazım. Hemen malzemeleri ayarlayıp geliyorum abi, hemen. Geldim gençler, geldim. Aa, elim kanıyor. Acaba ne düzeltebilir bunu? Acaba ne yapsam da rahat durdurabilirim kendimi? Abi benden Flash TV oyuncusu olmaz ya. Üf. Aa, elim kanıyor. Acaba nasıl düzelebilir bunu? Ne yapsam da acaba kendimi böyle acısını durdurabilirim, kendimi böyle rahat hissettirebilirim? Allah Allah, bir düşünün. Acaba ne olabilir ya? Ne yapsam da böyle yara bandını nasıl yapıştırsam da kendimi böyle bir rahat hissettirebilsem, acaba ne olabilir? Geldi aklıma. Abi Flash TV oyunculuğuna bakar mısın? Allah kahretsin ya. Evet, şu an yolda yürüyorum. Aa, ayağım taşa takıldı. Aa, yere düştüm. Aa, parmağım bir yaralandı. Ve şöyle ufak bir rütüş ile parmağım kanamaya başladı. Biraz fazla kanamaya başladı. Acaba bunun nasıl sıkı değil de böyle beni rahat tutabilecek, böyle hem rahat tutacak hem de böyle sıkı durabilecek şekilde nasıl bantlayabilirim bu elimi? Çözümü var mı acaba bunun? Var. Evet. Artık buna son. Abi Flash TV oyunculuğum bitmiştir ya. Anlar mıyım acaba?
kayıtlar olursa, barış olursa andırmayayım acaba? Sırlar dünyası falan. Neyse. Bu arada gençler şu hani parmak kesme olayı var ya abi, o ketçap yani. Şimdi şakadan anlamayanlar olur, ben yine açıklamamı yapayım da abi. O ketçap kesinlikle, bunu 18 yaşından küçüklerin evde denememesi gerek. Tamam mı gençler? Evde sakın ha denemeyin. Yok deneyeceğiz diye gidip aman diyeyim. Aman diyeyim, sağını solunu kesmeyin aman diyeyim. Tamam mı gençler? Kesinlikle yapmayın. Zaten bu tür videoları küçük kardeşlerimiz izliyor genelde. Böyle yetişkinler pek izlemiyor bunları. Kesinlikle yapmayın, tamam mı? O ketçaplı anlamayanlar için geçelim. Ne olur ne olmaz abi. Sıkıntı yatmayalım kendimizi. Bu arada o ketçap şakasında 4 gündür düşünüyorum. Evet kardeşim, 4 gündür düşünüyorum. Sen yazmadan ben söyleyeyim. Zihnini okudum. Eğer zihnini okuduysan bu videoya sen like atacaksın. Tamam mı kardeşim? Bak zihnini okudum. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? O abi ketçap, o sahneyi görecektin. O abi sen bu şakayı 4 gündür düşünüyor musun falan tutan yazacaktın. Ben de bunu senin zihnini okuyaraktan, evet bunun adım gibi benim, yazacaktım. Ben de bunu söylüyorum kardeşim. 4 gündür düşünüyorum. Sen sormadan ben söyleyeyim lan. Tamam mı? Zihnimde okuduysam eğer, yazacaksan, yani zihnimde okumuş olduysam eğer, like at ve bu videoyu paylaş. Tamam mı? Hadi bakayım. Abi şurada bir makas olacaktı. Abi yemin ediyorum ya, koskoca evde 4 tane mi 3 tane makas vardı, hiçbirini bulamadım. O yüzden el yardımı ile keseceğiz. Gerçekten bulamadım abi ya. Her zaman elimin altında olan işime yarayacak ya. Bugün yok ortada. Etrafa her yere baktım bulamadım. O yüzden el yardımıyla keseceğim. Bu arada arkadaşlar kesme işlemi yaparken şu beyaz şeyi kaldırmayın. Çünkü kesme işlemi yaparken elinize yapışabilir. Abi beynimi şu an %100'ünü kullandım. İnanamıyorum. Nerede ödülüm? Hadi likelayın bunu. Bu saçmalığa karşı likelayın bunu. Neyse abi. Şöyle tamam mı? Ya zaten basit. Elim niye böyle kaldı diye sormayın. Abi ben az önce bir erkeklik tanısladım. Bunu elimle yırtarım dedim. Güçlük dedim. Ne olabilecek dedim. Abi elim böyle kaldı. Felç oldu. Felç. Lan bunu neyle yapıyorsunuz? Lan dedim ki ben bunu elimle yırtacağım ama giderim marketten makas alır gelirim. Öyle keserim dedim. Bunu neyle yapıyorsunuz ya siz? Harbi yiyorum, aşırı sağlam lan, ben küçük küçük dedim, yırtılır mırtırdım, yırtılmadı gavur ya. Abi ben bununla keseceğim yani, gittim buldum yani, evi gittik aradım, gerçekten gittim buldum. Canım çıkarıyordu ya, yırtılmıyor lan gavur. Baba, yok abi. Neyse, gençler şimdi şöyle oradaki gibi yapıyoruz. Şöyle. Oğlum biraz salak saçma oldu lan. Neyse ya, fark etmez, şurada bir tane atar. Tamam. Şimdi gençler, şöyle biraz yakına gelmek istiyorum abi. Şöyle uzaklaşmayalım ya, yakına gelelim. Kusura bakmayın, karanlık olabilir. Şimdi abi, şöyle attık. Tamam mı? Şunu da şöyle attık. Şimdi bizim burada bir yaramız vardı. Ben az önce sildim. Şöyle dümenden bir yaramız vardı. Şöyle yapıştırıyor. Bir dakika lan, dur bir dakika. Şimdi gençler, şöyle yapıyoruz abi, tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Böyle çaprazlama çaprazlama gidiyoruz da, ben diğer tarafı biraz şey kesmişim. Neydi ismi? Fazla kesmişim. Şunu şöyle atıyoruz. Şöyle, bu da böyle. Bunu da böyle yapıyoruz. Böyle bir şey oldu abi. Bence süper oldu. Abi gözlüğüm düştü heyecandan. Düşünün yani. Bence iyi oldu ya gerçekten. Abi bunun amacı aslında daha iyi yapışsın adı altında böyle bir şey, tamam mı? Daha iyi yapışsın ve daha rahat edin diye. Ya dener misiniz denemez misiniz bilmiyorum da, ben bir tarafı 3 tane kestim. Bir tarafını 4-5 tane kestimden dolayı biraz fazla oldu. Olmadı. İşte ama oldu gibi ya. Bence benzedi. Şu an aradaki farka bakıyoruz. Evet bence benzedi yani, hiçbir fark yok. Aradaki farkı bulana kanalı veriyorum. Evet. Arada fark yok. Hayır tabii ki de şaka yapıyorum. Neyse gençler, bunun amacı işte rahat etmek için böyle daha iyi yapışsın gibi bir şey. Bu da böyleydi gençler. Bir sonraki TikTok yaşam hilemize geçebiliriz. Gençler şimdiki ise var ya, ben bu normalde videosunu izledim.
Ama bulamadım gençler. Bulabilirsem eğer tekrardan ararsam, ya ben aradım bulamadım ama yine böyle videoyu montajlarken arayacağım. Gençler, bir ampulü kullanarak o ampulü balonlar sayesinde birçok renge bürüyebiliyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Keşke videosu olsaydı ama zaten yapacağız. Ama ben gerçekten ümitli değilim bundan. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Malzemelerimize hemen şöyle bir geçelim. Lafı uzatmak istemiyorum. Bu arada o ketçap açıklamasını niye yaptım biliyor musunuz? Gençler, şimdi mesela atıyorum bir şarkıcı vardı. Şarkı böyle bir sigara kelimesi geçiyormuş şarkıda. Ve o topluluk kural ihlalimi yapıyormuş. Neymiş, kaldırılmış mı ne, öyle bir şey diyorlardı. Şimdi video o kadar montaj yapıyorsun, emek veriyorsun ve o video atıyorum mesela onu kan zannederler. YouTube bir anda kaldırabilir. Sen anlarsın ama mesela YouTube onu anlamayabilir. Videonun başını izlemeyebilir, sonunu izlemeyebilir. YouTube kaldırabilir, o yüzden bir açıklama yaptım yani. Tamam, sen anladın yani, sıkıntı yok. Ben onu, o açıklama YouTube için yaptım. YouTube kanman zannetmesin onu. Yani o yüzden yaptım. Şimdi laf uzatmadan şu malzememize geçelim. Gençler, şu an fark etmişsinizdir. Şu an sağ tarafındaki lamba ışık gitti, tamam mı? Sağ tarafım şu an karanlık olmuş olabilir. Aydınlık değilse çok özür diliyorum. Çünkü aydınlatmamı aldım. Ampul lazımdı. Şimdi gençler, bir tane de makas lazım. Makas abi şuradan alalım. Gençler, şuradan kesiyoruz abi şöyle. Gene kesin. Var ya, ben bunun olacağından pek emin değilim. Gerçi basit bir şey, umarım olur da. Ya bilmiyorum yani, ya saçma bir şeye benziyor da. Şimdi abi şunu, şu balonu şu yüzeye geçireceksiniz. Abi var ya, çok dar. İnşallah ben bu ampulü patlatmam. Gençler, aşırı dar. Yani böyle bir de elinizden kaymıyor balon ya. Çok değişik bir şey. Vallahi cuk diye oturdu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gençler, ben bunu duyu taktığımda bunun rengi sanırsam turuncu olacak. Şimdi bir tane duyu alıp hemen geliyorum. Şimdi gençler, duyumuzu aldık abi, tamam mı? Kesinlikle bunlar da evde denemeyin. Elektrik falan saçıyor ya, sizler için zararlı, sıkıntı olabilir. Kesinlikle denemeyin. 18 yaşından küçüklerin denememesini tekrardan söylüyorum. Ne olur ne olmaz abi, işimizi garanti alalım da sıkıntı çıkmasın sonra. Şimdi abi ampulümüzü suya takalım. Bunları da yaparken dikkatli olun, ne olur ne olmaz, kaçak maçak olur. Görmüş olduğunuz gibi şu an lambayı şu an takma işlemini yaptık. Lambalarımızı söndürüp sizi yakına alıp lambamızı yakıp deneyeceğiz. Gerçekten boş bir şey mi? TikTok bu sefer bizi şaşırtacak mı bilmiyorum. Videosunu izlediğimde aman Allah'ım dedim ya, mükemmel bir şey dedim. Bakalım şaşırtacak mı? Lambamızı söndürelim ve sizi şöyle bir yakına alalım. Gençler, şu an görüyorsunuz gerçekten. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim abi. Ya abicim, bu nedir böyle ya? Görüyorsunuz gençler. Bence yeterli, şimdi şöyle bir kamerayı yerleştireyim. Gençler, şöyle söyleyeyim, hayatımda gördüğüm en saçma şey. Şu an aslında var ya gençler, zaten yani bir TikTok videosuydu bu yani. Bundan ne bekleyebilirsin ki abi? TikTok yaşa milletinden bir insan ne bekleyebilir? Ben gerçekten güvenmiştim yani, olur dedim herhalde dedim. Bu saçmalığa neden ben boy eğdim ya? Ben neden zamanımı çaldım? Sizler de gençler, hakkınızı helal edin. Gerçekten 2 dakikanızı çalmış bulunuyorum. Bizim milletimiz onlarla uğraşmaz abi. O yara bandı olsun, bu ampul olsun. Gerçekten yara bandı belki saçma olmayabilir ama bu gerçekten saçmaydı. Işık vermiyor, ne bileyim, değişik bir şey. Şu an var ya gerçekten şey, hemen üstündeki balonu attım abi, hemen normal haline getirdim, koydum lambamı. Gerçekten şu an daha süper oldu. Çok gereksiz bir şeydi. Gençler, saçma dememin sebebi ışık böyle çok yayılmıyor. Ben bu videoyu şu an gündüz çekiyorum. Ve perdeler kapalı olmasına rağmen yine ışık giriyor içeri. Belki de ondandır. Renk değişti zaten. Aslında burada amaç biraz da ışığı fazla vermesiydi.
Biraz gerçekten saçma oldu. Tekrar da şöyle getirdim, göstereyim şöyle. Saçma oldu. TikTok bir kere de beni şaşırdı abi ya. Ya ne bekliyorsun ki TikTok'tan? Ya benim burada çalınan 2 dakikam ne olacak peki? Pardon, sizin 2 dakikanız çalındı. Benim burada 10 dakikam çalındı. Ben bu videoyu montajlıyorum şöyle böyle. Abi gerçekten çok gereksiz bir şeymiş. Renk değişiyor zaten, normal bir şey rengin değişmesi de. Ama ışık yayılmıyor. Ben bunun videosunu izlediğimde abi içeri yemin ediyorum pavyon gibiydi ya. Bayağı böyle güzel yapmışlar. Ben başaramadım. Başarısız oldum. Gerçekten zaman kaybı. Şöyle bari şunu sökeyim de bir işe yarasın bari. Şu üstteki şeyi çıkarayım da bari aydınlatmamı tekrar yapayım. Hemen dönüyorum. Abi şu an ışığımı taktım. Gerçekten böyle daha güzelmiş. Ben bunu neden yaptım bilmiyorum. Ya gerçekten TikTok bir kere de şaşırt beni ya. Çok saçmaydı. Ama gerçekten güzel bir şekilde yapmışlardı. Bizde yine olmadı. Başarısız olduk. Bu TikTok şeyini eksiliyorum abi. Şöyle çarpmıyorum lan. Ne kadar ilginç bir şeymiş lan. Bu arada gençler şimdi benim oyunculuğumu konuşalım ya. Bakın benim oyunculuğum nasıl? Bakın gerçekten ben Flash TV'den daha iyiydim yalnız ha. O oyunculardan daha iyiydim. Karşılaştırma yaparsanız sevinirim yani. Benim oyunculuğum daha iyi. Bakın oyunculuğuma laf söylettim ben. Bakın var ya. Gerçekten diğer Flash TV oyuncularına toz attırdım yani. Bakın süperdi benim oyunculuğum. Oyunculuğuma laf ettirme. Abi bir gün böyle küçük Flash TV'den bir sahne izledim. Kadın evden içeri giriyor. Koltukta hayale tutuluyor. Kadının ilk cümlesi nedir biliyor musun bunu gördükten sonra hayalde? Senin ne işin var burada diyor. Abi bu sahne benim nasıl bilinçaltıma işlediyse... Ya 3 gün uyuyamadım ya. O zamanlar yaşım 8 veya 9. Gerçekten şimdi yaş büyüdükten sonra diyoruz ki lan bize ne izletmişler diyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten. Ama bakın gerçekten benim oyunculuğum süper yani. Karşılaştırabilirsiniz. Abi gerçekten ya bilinçaltıma işlemiş onların oyunculuğu. Hala unutamam ya o sahneleri ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim oyunculuğum da süperdi yani. Evet. Biraz onlara yani andırdık ama gerçekten süperdi. Gerçekten bayağı kötü oynadım oyunculuğu da. Bayağı kötüydü. Vallahi evet kabul ediyorum biraz kötüydü. Biraz değil aslında bayağı bir kötüydü. Benim oyunculuk bayağı kötüymüş ya. Biraz daha kendimi geliştirmem lazım. Ya siz oynayın tamam mı? Oyunculuğum nasıl? Neyse gençler şaka maka bir yana. Bir sonraki TikTok yaşam ilemize geçelim. Buna da TikTok yaşam ilesi neden diyorlar bilmiyorum. Galiba bir lambayı tek bir şekilde yani balon vasıtasıyla, rengarenk balon vasıtasıyla rengarenk yapabiliyorsunuz galiba. Herhalde TikTok yaşam ilesi denmesinin sebebi de bu. Ben hiçbir şey anlamadım. Rengi değişti ama böyle fazla bir ışık vermedi. Ortam biraz karanlık değildi galiba. Belki de ondan olabilir. Gerçekten gereksizdi. Dilerseniz bir sonraki TikTok yaşam ilemize geçelim. Bu da biraz gereksiz olacak ya. Hadi bakın. Evet abi şimdi önümde görmüş olduğunuz gibi bir adet mum, bir adet kürdan ve bir adet tencere var. Neyse işte ya kapkar. Abi bunun da metodu aslında bunun da videosu yok gençler. Bunu da gördüm ama gitti. Ama bulursam gerçekten atarım bunu. Abi yiyeceğim ama kanal var ya yiyeceğim ya. El sanatlarına döndü abi ya. Ya yarın bir gün iyice ileri giderik diye korkuyorum ya. Sakın ha zihninde düşünme. Sakın ha düşünme. Zihnin için zararlı. Kesinlikle düşünme ya. Ya düşünsene kanalın ismi ya. El sanatları. Mustafa ile el sanatları. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Sakın ha düşünme bak. Zihnin için zararlı. Sakın ha düşünme. Tamam mı? Bir defa alıp çekiyorum. Bir daha çekmeyeceğim. Söz. Abi şimdi olay şu. Şimdi bu mumu bu vızıkların içine koyuyorlar ve ateş yardımıyla bunu eritiyorlar abi. Ve sonra bu kürdanları alıyorlar. Döküm. Ve içine batırıyorlar abi. Şöyle batırıyor. Şöyle yapıştırıyor. Bu çiçek oluyormuş. Ve birazdan bunu deneyeceğiz tamam mı? Video izlemeye gerek yok. Gerçi ben anlattım zaten. İlla ki görmüşsünüzdür bunu. Hazırsanız bu işlemleri şöyle bir halledelim. Yani bir şunu... Güzelce yapalım. Hadi bakayım. Bu kaynatma işlemini ben size göstermeyeyim. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet gençler. Kaynama işlemini de yapmış bulunuyoruz. Bu arada abi size bir şey diyeyim mi? Şu hayatta herhalde yanık mum
kokusu kadar kötü bir şey yoktur. Bak 4 tane cam açtım hala kokusu gitmedi. 10 dakika oldu. Çok pis kokuyor, kesinlikle evde denemeyin, çok iyi değil. Ya hani şu yanık lastik kokusu olur ya. Aynı onun gibi, ondan daha beter. Göz yakıyor bu. Harbiden göz yakıyor bu. Çok kötü. Denemeyin. Ya abi var ya. Ya askerliği yeni tecil ettirdim ben ya. Uğraştım şeylere bak ya. Allah'ım yarabbim. Ama işte ne bileyim, TikTok yaşam ilerleri işte ya. Deneyeceğiz bakayım. Bunu böyle elimizi batırıyoruz. Şu an batıramam. Elim yanar. Aşırı sıcak. Böyle bayağı bir beklemem lazım. Ve şöyle şuradan yapıştırdıktan sonra şey oluyormuş işte. Gül mü oluyormuş, çiçek mi oluyormuş, neymiş, öyle bir şey oluyormuş. Videoyu bulsam zaten izletirim. Büyük ihtimalle ben beceremem de bunu. Yine de bakacağız işte. Şöyle soğusun. Hemen başlayalım. Evet gençler, şu an soğuma işlemi tamamlandı sayılır. Şöyle böyle tamamlandı da. Şimdi efendim elimi sokacağım. Şöyle bakayım. Ya dışı biraz sıcak da işte. Evet evet, dışı biraz sıcak da içi şey ya. Bunun biraz böyle nasıl diyeyim, böyle çok ısınmıyor diyeyim yani. Size böyle tarif edemedim ama böyle çok ısınmıyor. Şimdi abi denememize geçelim. Zaten bu bekledikçe bu şey donmaya başlıyor. O yüzden soğuk denememizi yapmak zorundayız. Böyle ya. Oğlum olmazsa geberdirim ha. Vallahi olmazsa geberdirim. Böyle yapıyoruz abi, batırıyoruz, tamam mı? Bu mu abi? Olmadı bu. Allah kahretsin ya. Lan onu nasıl yapıyorsunuz oğlum siz? Olmadı lan bu. Lan size bir şey diyeyim mi? Var ya. Çok zor lan. Allah Allah. Eline bir şey mi batıyorlar lan böyle yoksa? Lan tekrar deneyeceğim ben bunu. Şöyle bakıyoruz abi, tamam mı? Bu arada bayağı da sıcak. Ulan olmadı, Allah kahretsin be. Ulan olmadı. Lan bir tane mum var ya, boşu boşuna gitti lan. Lan var ya. Olmadı abi. İstenini yapamadık. Abi onun sırrı nedir? Gerçekten ben bunu öğreneceğim, yapacağım abi. Gerçekten elimizi kolumuzla batırdık. Vay anasını ya. Olmadı abi işte. Görüyorsunuz değil mi? Uğraştığımız şeylere bak. Allah kahretsin ya. Olmadı abi. Onu gerçek bir küp noktası var galiba. Ben biliyordum abi. Kesin zaten diyordum ki yapamayacağım diyordum ve yapamadım da. İşte bu videonun sonunda bir tane mum israf oldu. Bir tane balon israf oldu. Ve bir tane de ilk başta ne yapmıştık lan? İlk başta da yara bandı israf oldu. Gerçi yara bandı güzel. 3 videoda biz bu 3 TikTok yaşam ilerinde bitirelim. Devam için like atmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Kusura bakmayın, bu olmadı. Ben de zaten olmayacağını bekliyordum yani, biliyordum olmayacağını. Onun bir püf noktası var da onun o videoyu ben biraz eksik izlemişim galiba. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada bunlar kesinlikle ve kesinlikle evde denemeyin gençler, tamam mı? Hadi bakayım canınızı yerim. Hadi bay bay, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.